benim iddialı bir fiziğim olduğunu yalnız çipin kendim söylemiyorum. Çok ünlü kadınlar ifade ediyor bunu. Ya Burhan'cığım, artist değilsin, manken değilsin. Niye güzelliğinle böyle kafayı bozdun? Vallahi anlamıyorum canım. Bir de şimdi erkeğin güzeli çirkini olmaz Burhan. Ya Burhan abi, delikanlı adam aynaya bile bakmaz ya. Sen bakmasan da olur bebeğim ya. Çok genç olduğun için Tanrı verdi kardeş. Körpe olduğun için. Allah bağışlasın sevdiğini. Günaydın. Özledim ayağı. Aa, ne güzel olmuşsun sen bugün böyle. Tatil yaramış demek ki. Ya Yaprak, sen saçını şeklini falan mı değiştirdin? Biraz. Ya bacım, ruj mu sürdün? Ne bir hoşluk var ha. Burnumun ucunu törpül etmiş. Aa, gerçekten mi? Ya çok ufak bir müdahale canım. Ya of Şahika, ne çok bilmişsin ya. Yalnız bir dakika arkadaşlar, bu şahane olmuş ya. Ay, bence de çok güzel olmuş. Makyajını değiştirmişsin gibi doğal. Ay çok sevindim ya. İnsan böyle durumlarda ne kadar hassas oluyormuş ya. Estetik yaptırana eleştiri yapmayacaksın. O memnunsa, beğenmesen bile çok güzelsin, süpersin diyeceksin. Çok güzelsin, süpersin. Ne? İyi olmuş, iyi. Suratın kurtulmuş biraz. Bakılacak hale gelmişsin. Gece görsem korkmam artık. Ben ihtiyaç duymuyorum böyle şeylere. Hatlarım çok muntazam. Estetiğe karşıyım. Ay, içime bir sıkıntı geldi be. Çıkıp dolaşacağım. İyice bebek oldu canım. Acaba ben bu kadına layık olmak için nereye mi törpül etsem? Göbeğini bence. bence sen de şu göz kenarı çizgilerine bir şey yap istersen. Aç kadını. Göz kenarını? Göbeğim çok mu fena ya o? Vallahi çok liposuction adayı gördüm kendimi canım. Abi sen o sporla halledersin de Cem abinin kaşları böyle aşağı doğru, hep böyle ağlak surat, hep böyle. Bırakayım şunu. Ne diyorsun be? Ne ağlağı ya? Ya şimdi benim burun hokka. Dudaklar kefte. Gözler badem. Dikkat ediyorum, maşallah hiçbir kırışıklığım yok. Lokum gibi bir suratım var. Ne yapmam gerekiyor acaba? Ne yaptırayım? Mükemmelsin abi. Bence bırak dağınık kalsın. Ama bu güzelliğimi hiç kimse göremiyor arkadaşlar. Ne eksik? Ne yapmam gerekiyor? Problem nerede? Onu bulmaya çalışıyorum. Neredesin aşkım ya? Ay ne bileyim, öyle sokaklarda dolaştım işte. O kadar soğuk ki yüzüm gözüm kızardı. Soğuktan yani. Herkese merhaba. Kız, kırışıklıklarını doldurtmuşsun. Ya Şahika ya. Aa, sen de ön dişlerini uzattırmışsın. Tavşan olsun diye. Bilim başkanı. Sen çak 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 konuşurken iyi ama, değil mi? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Yalnız ikinizinki de muhteşem olmuş ya. Valla çok yakışmış canım. Estetik salgını yayılıyor abi. Niptuk dizisi gibi. Valla Burhan'ım, sana hiç alıcı gözle, böyle insan gözüyle bakmadığım için bilmem ki nereni değiştirtsem be. Yani hayır, yani ara bir eksik arıyorum. Bir kusur arıyorum vücudumda ama yok. Sanki bir şey var, yani bir değişiklik lazım. Sizce neresi? Aa, biraz mısır dişlisin bebeğim, onu değiştirebilirsin. Mısır mı? Bakayım. Şu mısır gibi yan yana dişleri.
çift tavşan yapsan var ya bayağı şirin olursun be. Çıktın mı ya? Ay inanamıyorum. Hayvol, 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 hayvol. Yani demek bütün problemim dişlerimin fazlasıyla düzgün olması ya. Bak seni benim dişçime göndereyim. Bana yaptığı gibi şu ön taraftakileri hafif uzatsın. Hugh Grant hesabı. Hugh Grant hesabı. Vay canına ya. Alo, merhaba. Ben Şahika Koçarslanlı'dan aldım numaranızı. Kendisi yakinimdir. Şeyi soracağım. Siz bu en dişleri tavşan yapıyor musunuz? Ha. Acaba kaça çıkar bu bana? Aşağı yukarı söylesem bir hacım. Hey! Ya ne demek bu? Beyin naklimi yapacaksınız siz ya. Alt tarafı bir dişlik yapacaksınız. Yere git kardeşim. Terbiyesiz. Ya evet. Kapat telefonu. Kapat. Yani ben kapatıyorum o zaman. Terbiyesiz ya. Ne kadar paradan haberleri yok mu bunların? Alo, orada olduğunu hissettim. Terbiyesiz. Yere git lan. Kapat. Elim ayağım titredi ya. Ay. Hemen sakinleştim. Para sanki kolay kazanılıyor. Alternatif. Evet. Nadir küçük izliyorlar bunu da ya. Alo, dişçi mi? Şeyi soracağım size. Siz bu en dişleri tavşan yapıyor musunuz? Böyle hafif dişli. Hayır ama, karikatüre kaçmadan. Şimdi kaça yapıyorsunuz onu? Kaça çıkar bize? Hadi be, söyle hacı ya aşağı yukarı. Biraz benimi indirim olabilir mi acaba? Yarın öbür gün senin de bana bir işin düşer. Ay gerçekten çok teşekkür ederim, sağ ol. Sağ olun. Peki adresi alayım ben çünkü bugün hemen geleceğim. Tamam. Hemen alayım. Neresi? İstanbul'da mı bu semt? Neresi? Ay sargılar açıldığında birisi fena değil deseydi kendimi camdan atardım herhalde. Ya insan çok hassas oluyormuş ya. Ay biliyorum şekerim. Ben kırışıklıkları doldurttum ya. Eğer beğenmeseydiniz bunalıma girerdi. Beyler bayanlar. Şu anda karşınızda yerli Grant. Ne yaptı kendini? Ya sorma bebişim. Dişçim bana sakinleştirici iğne yaptı. Ondan dolayı böyle keyfim yerinde havalarda uçuyorum yani. Burhancığım çok Bugs Bunny gördüm seni. Ha kimi dedin? Bu Burhan Bey çok güzel olmuş dişleriniz. Yani çok yakışmış. Nereden geldi aklınıza? Ah demek ki o kadar doğal oldu ki fark etmediniz bile. Şahika Hanım tavsiye etti. Hemen gidip yaptırdım. Hem de sudan ucuza. Bir de pahalı olsaydı ya. Çok gençleştirmiş Burhan Bey. Böyle genç. Ha, sağ ol canım. Bence felaket. Ne? Bu nasıl cevap ya? Bu nasıl bir laf ya? İmtihan ederim ya. Böyle iş olur mu? Bunun geri dönüşü yok ya. Böyle cevap olur mu ya? İmtihan ederim ha. Yani felaket olmuş Burhan Bey. Doğal afet anlamında. Böyle cazibeniz iki kat artmış. Ha, tamam, sağ ol. Bence de yani çok yakışmış. Değil mi? Ha, sağ ol seksi fotoş, sağ ol. Kafam çok güzel olduğu için aklıma eseri söylüyorum şu an. Değil mi? Sen bir şey demedin. Yani unutulmaz bir tip olmuşsun Burhan.
Ay, akşam eve gidince bizimkiler ne diyecek çok merak ediyorum. Toş, Aslı'yı ara, haber ver. Çığlık atmasın görünce. Yani bu ne yakışıklılık diye ortalarda bağırıp çağırmasın canım. Fakat ne kadar... Yani hakikaten... Ne kadar bayağı şirin olmuşsunuz Burhan abi. Yani kız yani saklama duygularını yiyorum hadi söyle. Yok işte, saklamaya çalıştım ama olmadı, çıktı biraz değil mi? Eniştenim ama labale olacağım diye korkma kız. Hadi söyle duygularını. Yakışıklı olduğumu söyleyebilirsin. Söyleyebilir miyim? Söyle. O zaman ben onu sonra söyleyeyim, biraz gözüm alışsın çünkü. Sen bunu mu yaptın kız? Hadi be gülüm. Vallahi gemi direği gibi şu ya. Bir yelkeni eksik. Yaptı şu vurdun o. Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? Niye durup dururken kabalaşıyorsunuz böyle? Kusura bakma. Doktordayken hakimleştirici iğne yaptılar. Ondan dolayı böyle dangıl dungul konuşuyorsun var benim. Ne iğne yaptılar? Hakimleştirici. Ne? Sakinleştirici iğne. Ya sen kulağını bir doktora götürsene, problem var senin kulağında ya. Bir doktora göster bizi kulağını. Ay! Bak bu ne, nasıl buldun? Oo, iyi ki Aslı haber vermiş ya. Oo, şey, dişleriniz hep böyle mi kalacak Burhan Bey? Beğenmedin mi, gerizekalı? Yok, şey olmuş sanki biraz yani hani bir gıdım büyük mü olmuş ne bilmiyorum ki yani, ne dersin? Bir defa sen kendi at dişlerine bak, kız kuruzu, at dişlerine bak! Ne diyor bu ya? Makbule abla, galiba sakinleştirici iğne yapmışlar, öyle ne dediğini falan bilmiyor yani, kafası azıcık iyi, takma. İnsanın kafası iyi olunca gerçek duyguları ortaya çıkarmış ama. Öyle değil mi ha? Hayatından bize ne ya? Barışırlarsa barışırlar. Ayrılırlarsa... Ay, o ne? Çok değişik olmuş Burhan'cığım. Takma dişmiş, şaka şey mi o? Yok yok, hani şey söylemişti ya Aslı... ...yaptıracak diye dişlerini. Ha. Sahici diş mi? Ay pek yakışmış, pek yakışmış. Güle güle kullan. Sağ ol güzeller, güzel ipot. Kibrit parmaklı ipot. İpot yap. Dudaklar kapanmıyor, övünmedi. Tamam babacığım, tamam. Kapanmıyor. Wow! Rüyalar alemindeyim. İyi akşamlar. Ne yapacağız bunu şimdi? Havuçla mı besleyeceğiz? Gerek diye. Bu bardak nasıl bir bardak ya bu? Çok içilmiyor bunda yani. Ben bugün bu hediyeleri buraya çağırıp barıştıracağım efendim. Ne, öyle ayrılık mayrılık olmaz canım. Ya hani karışmayacaktın Tahsin'cim? Yavrucakları içim acıdı ya. Budur budur gelmişler buraya. Annemle babam ayrılmasın, birleştirin Tahsin amca deyip duruyorlar. Bak bak bak. Hay Allah ya, bu bardak bozuk, su içir mi? Bak bile senin de suratın mahkeme duvarı gibi ha. Ne? Mahkeme duvarı. Ne diyor? Mahkeme duvarı diyor galiba Makbule abla. Burhan abi al bak, pipetle daha kolay içersin. Al. Sağ ol bebişim. Teşekkür ederim, sağ ol. Oo.
Yakışıklılığım Aslı'nın gözünde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir ilgi, bir alaka Burhan abisine bilirsiniz. Ya tabii tabii yakışıklılıktan. Makbule yani senin suratından düşen bin parça sabah sabah yani. At dişlerimle gülmeyeyim dedim size Burhan Bey. Öyle dediniz ya. Makbule, Burhan senin dişlerinden mi masraf geçiyor? Evet dayı. Enteresan. Anafoy yattı ya. Bu nasıl bu balıklı bulduk ya ya? Çay içemedim ya. Kusura bakma biraz sağanak geliyor. Kusura ama çay yattı. Merhaba, nasılsın? Beni gördün daha iyi oldun galiba abi. Ocak ayı dergileri niye bu kadar ince oluyor? Ocak ayında reklam az oluyor da ondan. Ah öyle mi? Ha, ne oldu ya kikir kikir böyle? Ay. Ya bu dişler bana acayip bir cazibe verdi demek ki. Bütün kadınlar böyle kikir kikir pinkir deyip duruyor Burhan. Hiç konuşmuyorsun. Olmaz demek hiç olmaz olmaz her gülüm zaman ne yer. Kız bir şey soracağım Burhan dişini yaptıracaktı yaptırdı mı? Ay yaptırdı. Ha, benimki kadar güzel olmuş mu? Başıma neler girdi biliyor musunuz? Ben şu anda hastaneden geliyorum. Aa, ne oldu Burhan Bey? Bu dişler yüzünden sıvı alamıyormuşum. Hep böyle kenarlardan dikiliyor ya. Sıvı kaybından dolayı hastanelere taşındım ben. Vah vah vah. Geçmiş olsun Burhan Bey. Sağ olun. Ay ben sizi nereden tanıyorum? Filmlerden olabilir Şahika Hanım. Hugh Grant'a benzetmiştiniz ya beni. Yok yok. Siz Alice Harikalar Diyarındaki tavşansınız. Efendim? Ay kız o ne? Nerede yaptırdın o dişleri? Ay ağzın kapanmıyor be. Tavşan kardeş. Ay canın havuç istiyor mu? Gül aç. Gül mü? Yani güzel olmamış mı yani doğal durmuyor mu? Ay bebeğim o dişleri neyle besliyorsun sen? Ayrı bir organizma ya onlar. Burhan, Burhan. Geceleri çıkarıyor musun bunları? Hayır çıkarıyorsan evde kendi başlarına dolaşıyorlardır. Ay, ay. Allah korusun. Ay. Burhan, Burhan. Bak. Bir dahaki sefere de iki uzun kulak yaptır da tam olsun. Ama öyle deme Şayka. Genç göstermiş bence. Aman sen de bir politik. Her şeye iyi de. Bu da tavşan şeyi gibi kokmaz bulaşmaz. Aa! Ay bak yine tavşan dedim. Ay sana bakınca aklıma başka bir şey gelmiyor Bur. Ondan değil Şayka. Aslında haklısın da Burhan bunlara kırılıyor ya o bakımdan. Ay ne bu şimdi ya böyle tavşana kaç tazıya tut. Aa! Bir de tavşan dedim ya. Aa! Ay Allah sinirlerim bozuldu. Yalnız Şayka Hanım eğer biraz daha devam ederseniz gerçekten size küsebilirim ama. Ne bu şimdi be? Tavşan daha küsmüş, daha ne be? Aa ya yine tavşan dedim. Tutamıyorum kendimi kız. Ya, yani madem bu kadar çirkin, niye kimse bana bir şey söylemedi ya? Niye söylemediniz? Zaten su kaybediyorum. Kuruya kuruya öleceğim bir yerde.
Lütfen ama bunların hepsi kalıcı ya. Ana. Beni ağlayınca daha fazla su kaybediyorum. Ne yapacağım? Ay. Aa Burhan bebeğim. Ağlama kız. Ne demek kalıcı? Bana bak. Bak. Ben şimdi kendi dişçimden randevu alıyorum. Acil gidiyorsun. O bir çaresini bulur, seni eski haline getirir. Bebeğim ağlama bebeğim. Şş, Burhan. Bebeğim ağlama. Bak. Hadi bak randevuyu alıyorum. Hop sen zıpla. Aa, zıpladı değil mi? Ay, ay, süper ağlam. Ay, ay. Aa, aa, aa. Ay. Böyle mi yildim ya ben? Uçuyorum ben şu anda. Ay Burhan'cığım. Aa, aa. Ay dişlerin düzelmiş ayol. Çok sosyetik bir diş doktoruna gittim. İfot böyle iki saattir uğraşıyor. Beni uyuşturmaya uğraşıyor. Ay ay ay, ay dur dur ha. Ayol bir yere otursana sen. Nereye oturayım? Hadi gel gel. Ben seni oturtayım dur. Hadi. Dişleri güzel olmuş neyse. Burhan. Oo. Nedir? Kafası tutamıyor bu ya. Burhan'cığım sen istersen odana git yat. Doğru. İyi o zaman ben şimdi odaya gideyim. Koridorda eğer uykuya kalırsa bir elleşmeyin, ben sabahleyin uyanırım. Aa, Burhan dur dur. Dur, bunu unuttun. Doktor raporu herhalde. Ne ya? Bak. Ha bu şey bu ya. Doktordan çıkarken elimi tutuşturdular. Tamam bu. Hayır miyel hatırlıyorum. Dört. Aşt. Öş. Evet. Bilgi. Hizmet bedeli. Tıbbi. Fatura. Bu ne ya? Anam! İfot bu ne ya? Bu ne, şuna bir bakar mısın lütfen? Dişçinin faturası mı? Of! Aa! Of! Epey pahalı ayol. Ne pahalısı İfot? Bildiğin selmik bu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim etimle, benim umudumla ya. Ben bunu nasıl ödeyeceğim ya? Ya. Çok pahalı, ben bunu ödeyemem. Ot. Şahika Hanım, tavşan iyiydi ya. Tavşan iyiydi ya. Şahika Hanım, tavşan iyiydi ya. Buyurun, buyurun Cem Bey. Buyurun. Buyurun. Evet, tahmin ettiğim gibi evde kimse yok galiba. Şimdi kafe çok kalabalıktı, imza isteyenler vesaire. Daha rahat konuşuruz diye sizi eve almak istedim. Merci. Yalnız konuştuğumuz gibi yalnızca bir saat ayırabiliyorum. Tabii, 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 tabii. O aklımda, aklımda. Güzel. Fakat yani şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Sahnedekinden o kadar farklısınız ki gerçek hayatta. Sahneyi asla günlük hayatıma taşımadığımı söylemek isterim. Bak bu çok enteresan. Bunu röportajın ayaklarından birisi yaparız. Herkes bilsin. Evet, ilk defa, ilk defa. Aa, çok hoş, çok hoş. Bir şey içer miyiz? Vallahi ben bir sütlü Nescafe alırım. Bir koşu gidip getireyim o zaman. Hemen şey yaptınız, çok özür dilerim. Evet, bir şey içer misiniz? Malibu var mı? Ciddi. Ha, Malibu. 1984'ten kalan bir şişe olması lazım. Nasıl içiyorsunuz? Buzlu, sütlü, derhal. Buzlu, sütlü, Malibu, derhal. Enteresan. Tamam. Hemen şey. Siz buyurun. Şöyle buyurun lütfen beklerken. Teşekkür ederim. Buzlu, sütlü, Malibu.
günler. Ay. Ya. Cem Yılmaz değil mi bu? Nereden çıktı ya bu? Gerçekten ta kendisi. Benim evet. Ay, röportaj mı yapalım de? Aslı Hanım mülakatı evde yapalım işte, nasıl? Ay, çok memnun oldum ya. Bugünler bana kısmetmiş. Sizin en büyük hayranınızım. Buna inanıyor musunuz? İnanırım. Niye inanmayayım? Ya buna kim inanır be? Kadir İnanır'dan başka birisi olamaz yani. Kadir İnanır. Nasıl çaktım ama espri? Benim de kendime ait bir espri tarzım var. Herkesin böyle bir tarzı olmalı. Çok sevindim ya. Sizi gördüğüme gerçekten. Ay. Yalnız gerçekteki Cem Yılmaz'la sahnedeki Cem Yılmaz arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Buna dikkat ediyor. Evet. Evet. bir espri falan yapmayacak mısınız? Burada. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ben her yere gelirim. Ben şu anda boşum. Aslı Hanım'la mülakat var ya onun için. He. Yalnız bu filmlerde nasıl oluyor ya? Ben her şeyinizi izliyorum. Filmlerinizi izliyorum. Reklam filmlerinizi izliyorum. Gösterilerinizi, her şeyi izliyorum. Ya üstadım nasıl yetişiyorsunuz ya? Hem senaryosunu yaz, hem yönetmenini yap, hem de muzurunu yap. Nasıl ya? Şimdi yalnızca sanatın salt sanat diye almıyorum onu. Çünkü... Mentaksla canım, mentaksla diyorsun. Nasıl ama anda espriyi çaktım. Dikkat et. Gerçekten senin tahtına oturabilirim. Şunu söylememe izin ver anne. Sakın ben oradayken oturma mı diyeceksin? Bak senin esprini yaptım. Hayır onu demeyeceğim. Aslı Hanım'la mülakat sırasında bize eşlik edecek misiniz? Ederim, ederim. Hiç canını sıkma. Sakın gerilme. Ben seni yalnız bırakmam. Gerçekten ederim. Merak etme. Mersi. Bir fotoğraf çekinek mi? Çekinek? He. Çekinelim evet. Tamam. Fotoğrafı kim çekiyor? Ay. Gerçekten çok şaşırdım şu anda. Tabii ki ben çekiyorum. Ay salak Burhan. Evet. Alıyor mu ikimizi? Yok. Almıyor. Toparlamıyor. İnce uzun ya bu. Yok almıyor. Aslı Hanım gelince ikimizi beraber çekse? Yok o zaman dur ben seni yalnız çekeyim. Beni tek mi alacaksın? Evet. Evet çekiyorum. Çektim. Ay. Hayır bu olmaz. Çünkü resimde ben yokum. İşime yaramaz. O zaman sen çek beni. Sizi tek alayım ben. Evet. Yakışır. Böyle oldu mu şimdi bu? Ne bileyim ben şaşkın vizörden kendi bakıyorsun, kendi karar versin. Çok memnun oldum, çok sağ ol. İyi anlat biraz ya. Ne anlatayım ya? Kaç para götürdün Arok'tan? Oha. Oha. Çüş. Gerçekten mi ya? Vay anasını ya. Harika bir film, süper bir film. Gerçekten sizi tebrik ederim. Türk sineması için bir temel taşı bu. Basamak. Seyrettiniz mi filmi? Yok ama tesadüf ben bugün aldım, seyredecektim. DVD'yi imzalar mısın Datlum? Datlum mu? He. Buyurun. Prensip olarak korsanları imzalamıyorum ben. Korsanlar değil bu, Arok. Kardeşim, korsan DVD o. Emek hırsızlığı, ayıp. Ay Cemciğim, benimki acaba emek değil mi? Ben gitmişim vali konağında bu sıcakta bunu hırıl hırıl aramışım. Yani benimki emek değil mi? İmzalayıver gülüm şunu. Ayıp, ayıp, ayıp. Bekle, orijinali çıksın, orijinalini al. Ayıp, yakıştıramadım.
Aradaki fiyat farkını senin cebinden mi ödeyeceksin acaba? Bana öyle hırsızlık malıyla gelme, ben onu imzalamam, tamam mı? Ayıp ediyorsun. Ya bir DVD imzalayacaksın ya. Bir DVD ile zengin mi olacaksın sen ya? Terbiye sınırlarını aşma. Aslı Hanım içeride, terbiye sınırlarını aşma. Tamam mı? Asıl sen terbiye sınırlarını aşma. Sen bir sanatçısın. Senin duyarlılığın var. Ayıp oluyor be. Ayıp ediyorsun sen. Senin arabanın Temmuz pulunu biz halk olarak biz cebimizden ediyoruz be. Olsam DVD'yi imzalamıyorum, var mı? İmzalamıyorum ya. Çok büyük hareketlerin var senin. 2-3 espri yaptın diye bu ne tavrı lan? Lan mı? Lan! Seni yukarıya kaldırdığımız gibi aşağı indirmesini de bilirük. İndir lan hadi. Lan mı? Sen dedin lan. Terbiyesiz. Hadi indir. Edebinle otur yoksa bak senin ağzını burnunu dağıtırım senin ha. Böyle bir şey yok ya. Bu mu? Bu hayranlık bu mu? Bu mu hayranlık? İstemiyorum böyle hayranlık ben. İstemiyorum. Hadi. Beğeniyorsan defol git buradan. Şu maruz kaldığım muameleye bak ya. Televizyonda hiç böyle değilsin sen ama. Ne var bu televizyonda bu kadar acaba? Hiç ha? Böyle değilsin. Göründüğünden 4 kilo fazla gösteriyor. Bu mu? Bunu mu? Yok böyle bir şey yok. Ne oldu? Kusura bakma, hiç kişisel de almayın. Hayırdır? Bak, bak ellerime. Aa aşk olsun. Yok, ne oldu? Burhan Bey ne oldu? Kusura bakmayın. Ama Cem Bey lütfen. Nedir ya? Aşk olsun bu vallahi. Ya? Ama hadi röportaj yapacaktık. Ne oldu? Cem Bey, Burhan Bey. Manyak ya. Bu sanatçıların hepsi manyak. Bunların manyaklarında var demek ki. Zeyşin. Giriyoruz. Aferin Terzi. Çok maharetli çocukmuş. Tam istediğim gibi. Yenge, ben geldim. Shit. Yenge. Ya kimse yok mu ya? Ya Sacit beni bırakıp gitti. Böyle hop diye. Beni bir yere oturtsanıza ya! Yenge! Bak böyle... Ha, Burhan Bey! Burhan Bey! Ne oldu ya, kör mü oldun sen? Ey Allah'ın da zopası yok. Hayır Burhan Bey, kör gibi miyoptum, ameliyat oldum. İşe yaramış belli. Lan gel gel konuşmayın be, Allah Allah. 4 saat kadar bulanık göreceğim, sonra geçecek miyopum. Bir de gözüme ovuşturmam yasak diye bu gözlüğü verdiler. Hem bulanık hem kara gözlük görmüyorum işte. Ben de bir değişiklik görüyor musun? Görmüyoruz dedik ya. Yeter be! Yeter! Neyse, 4 saat sonra göreceksin ve söylediklerine pişman olacaksın. Bak Poliçim, geldin mi? Nasıl geçti? İyi, iyi ya, ya. Bir dakika daha halloldu yenge. Hemen fıt. İyi bak ne güzel işte. 4 saat sonra tamamen... Ay! Ay! Ay nasıl şiştin sen böyle Burhan? Yok yani ya, bu kadar abartıyorsunuz. Biraz vücudum müsaitmiş, ağırlık çalıştım o kadar yani. Bu pazular mazular bir günde mi oldu bu? He, hoca dedi ki, ya dedi Burhan Bey dedi, çok ender görünen bir kas yapınız varmış dedi, maşallah dedi. Ondan sonrasında ben zaten salona girdim, safım yok o kadar. 20 kiloluğu almışım, diyorum ki bununla mı başlayacak? Öyle bir suratım var yani. He, ya hoca onda hemen koşarak geldi. Ya ne yapıyorsunuz Burhan Bey dedi. O dedi şampiyonların ağırlığı filan dedi. Biraz protein verdi, 20-30 kilo filan derken bir baktım, iç kemi içit. Allah Allah, hiç böyle bir şey duymadım yani. Ya dedi
ki sen dedi vücut geliştirme dedi şampiyonalarına katılmalısın dedi ısrar ısrar ısrar. Ama dedim hocam dedim benim o kadar vaktim olsa oho filan yani. Ah canım sen bir net görebilsen inanamazsın yani inanamazsın. Gerçekten Burhan Bey kolunuzu dokunabilir miyim? Hayır! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye dokun bazılarınıza bakıyorsun? Aa! Ben şu anda seninle ayrı değil miyim İfat? Bu nasıl geleneklik? Ayrı insanlar birbirlerine dokunabilirler mi? Hayır bana dokunamazsın. Labarlı olma benimle. Kimse bana dokunamaz. Hiç kimse dokunmuyor. Yalnız kalmak istiyorum ben. Kimse dokunmasın bana. Ne oldu ya? İyi günler. Hayırdır Burhan Bey? Pompayla hava falan mı bastılar? Yok ya. Öyle abartılacak bir şey yok bence. Biraz protein içeceği, biraz böyle ağırlık çalıştım. Hemen benim kaslar plop diye şişti. Nasıl yani? Burhan Bey, siz kollarınıza bir şey mi taktınız? Ya ne yapıyorsun sen ya? Birden irkildim. Niye ellemeye çalışıyorsun izinsiz bir de? Dokunamazsın bana. Oho! Demek ki benim vücut yapım müsaitmiş şişmeye. Zaten şöyle bir şey söyledi hoca. Burhan Beyciğim dedi. Bu dedi biraz dedi şişer dedi. Sonrasında geri ne dedi. Sonrasında rayına oturur dedi. Valla Burhan abi helal olsun. Çetin kadar olmasa da iyi vücut yapmışsın. Çay vereyim mi? He verir. Yer lan. İyi olmuş değil mi? Tabii tabii. Yani bazı insanın kas yapısı böyledir. Mesela çok et yiyenler. Ben çok et yiyorum ya. Aslı bileyim mesela. Değil mi yavrum? Evet ama Burhan Bey zaten sizin kemik yapınız da çok atletikmiş. Bence de öyle. Gerçekten. Şimdi benim omuz yapım buradan başlayıp böyle gidiyor te gidiyor yani. Öyle bir omuz yapımı var. Abi ben sana şöyle çayını vereyim. Allah! Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Bırak çıkın. Yalan. Çıkın. Yalan. Abi çıkın. Yalan. Çıkın. Hayır. Hayır dokun. Hayır abi çıkın. Hayır dokun. Dokun. Çıkın abi. Yanarsın abi. Yanar. Ya dokun. Ya bırakın. Vallahi ben içeri girer girmez anladım. Ondan yaptım bunu. Ay Burhan! Ay Burhan kız! Ay ben de diyorum ki... ya gömleğin kesiminden nedir yani bu şişlik? Ay çatlayacağım. Ay bir haftadır ilk defa gülüyorum ya. Çok bu komiğinize gitti şimdi yani. Abi inanmıyorum ya. Adam kendine süngerden kas yapmış ya. Ay sus Allah'ını seversen sus. Ay adımı yapacağım. Ay Burhan sen beni giydirdin. Allah'tan seni giydirdin. Hey lütfen gülmeyin ama ben acayip zor bir dönem yaşıyorum şu anda. Lütfen yalvarıyorum yapmayın ya. Kız sen... Sünger bu! Ay! Vücudun bütün çayı emmiş farkında mısın? Ay bunu havuza atsak bütün suyu emer. Ya tamam artık yazık uzatmayın ya. Tamam. Tek gerçek dostum sensin Aslı. Gerçekten sensin biliyor musun? Herkes beni terk etti. Makbule ortalıklarda yok. İfat'ın kocası kaçtı gitti. Nerede olduğu belli değil. Bunların hepsi kalpsiz. Bir tek sen.
eksiğim varsın kardeşim. Tamam Burhan Bey, tamam. Lütfen beni yalnız bırakma. Oldu mu? Lütfen. Ah kardeşim. Tamam oldu. Tamam hadi oldu. Biz anladım. Ayrılmayalım. Ayrılmayalım derken? Aslı bu hanım çay mı içer kahve mi? Ay anneciğim bilmiyorum ya. Sorup durmayın sürekli. Adını da bilmiyorum. İşte gelince de tanışacağız hep birlikte. Ay Tahsin babiş, bir şey söyleyeyim ya. O kadar ziyan bir tip ki akıllara zarar ya. Ya delirtti bütün gün Volkan'ımı bu kız ya. Vallahi ne zor işmiş genel koordinatörlük ya. Aa, yani işin gücün sorumluluğundan çok Aslı'nın cazgırlığıyla uğraştık ya. O Allah Saadettin Bey var ya, Sultan Süleyman sabrı versin ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bak ne kadar gerildim. Yumuşamak için içki içiyorum. Evet, yoksa sen sevmezsin. Hadi bismillah. Ay dur ayol, olay yapma. Geldi mi? Hayır, seninle gelmeyecek miydi? Çok güzel. Hoş geldin Cem. İyi akşamlar efendim, hoş İyi bulduk. Akşamlar. Hayırdır uzun? Teyze ekti galiba. Ne münasebet canım? Şimdi gelir efendim teyzem. Teyzeniz mi? Yoksa babanızın teyzesi mi? O biraz karışık aslında. Şimdi kendisi bizim uzun süreden beri görüşmediğimiz bir akrabamız. Tabii yaşı büyük olduğu için çok saygı duyarız kendisine biz ailede. Kaç yaşlarında? Efendim? Yaşı diyorum yani bizi... Bizim yaşlara yakın mı? Tabii. Bayanlara yaşı sorulmaz, değil mi? Geldi. Ah, çok güzel, çok güzel. Cem, evli hanım. Efendim. Neydi adı teyzenin? Geldi efendim, o söylesin size adını. Hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teyzeciğim, iyi akşamlar. Cem, Cem, canım. Yavrum, her gördüğümde daha uzun görüyorum seni. Ne uzunsun böyle. Alayım. Al. İyi akşamlar. Efendim, hoş geldiniz. Tahsin Sütçüoğlu ben. Hoş bulduk. Gözler fıldır fıldır. Eşim. İffet efendim. Merhaba, Süheyla. Süheyla, evet, evet. Teyzemin adı Süheyla efendim. Ben Aslı, Süheyla teyze. Herhalde gelin namzetimiz sensin. Evet. Bu kadar irisi, bu kadar uzunu. Hoş. Kızım çok süper bir kadın ya. Kim bu kloştu dekarın pozisyonu? Biri uzun, biri kısa, bunun ortası yok mu? Ben bu evin gelinliyim. Merhaba. Gelin adayımız efendim. Kendi aralarında şey etmişler. Şey etmişlerdir, eminim etmişlerdir. Efendim dediler ki, geliniz, ikram var, izzet var diyeceğiz, güleceğiz. Kaldık ayaklarda. Ay, ay çok özür dilerim efendim. Buyurun, şöyle buyurun. Efendim, Cem'in annesi babası da tabii ki çok gelmek isterlerdi. Ancak Belçika'da diplomatlar çok meşguller. Süheyla Hanım, affedersiniz. Siz Cem'in babasının nesi oluyorsunuz? Halasıyım efendim. Ay, teyzesi dediler bize. Son kararınız nedir Cem? Aslında şöyle diyebiliriz. Şimdi kendisi babamın halası olduğu için... biz de ona teyze diyoruz. Yani aslında benim teyzem olur Süheyla teyzem. Efendim ben babanın halası, annenin teyzesi olurum. Aslında efendim bunlar akraba evliliği yaptılar. Hatta biz çok endişe ettik. Bir sakatlık olacak diye çok endişe ettik. Allah'tan hafif saflıkla işi kurtardık. Demek akraba evliliği var. Aman sen de teyze, ne yapıyorsun ya? Efendim teyzem bizim espri makinamız gibidir aile içerisinde. Çok sevilir.
Böyle durmaz, yerinde duramaz. Hep espriler, espriler. Enteresan yani. Efendim, ben sahne sanatçısıyım. Öyle dümdüz, dupduru duramam. Takılmadan, espri yapmadan, iğnelemeden duramam. Şarkıcı mısınız? Efendim, şarkı söylerim, dans ederim, her şey yaparım. Oynarım. Aa, sizde ne acayip çevre vardır be Süheyla teyze, ha? Hiç de tanımıyoruz, değil mi? Yok, tabiidir efendim. Benim çalıştığım yerlere sizin gelme imkanınız pek yoktur. Yoktur. Nereler sizin çıktığınız yerler Süheyla teyze? Mesela yurt dışında, Paris'te, kabare ve birçok bulvar komedilerinde çok aranan bir sanatçıdır benim teyzem. Hadi be, helal olsun bana be. Maşallah, lüpür 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 götürüyorsun Volkan. Size de getireyim mi Süheyla teyze? Oturduğun kabahat, kalk bakayım. Hadi koş Volkan, çabuk rakı getir Süheyla teyzeme. Hay gerginlikten konuya giremiyor kadıncağız. Aslı evde kalacak yani, Allah korusun. Teyzeciğim, sana dokunuyor ya içki. Aman, müdahil avukat. Karışma sen her şeye. Kızım, bunu her şeyine karıştırma, pimpiriktir bu. Süheyla teyze, çay vardı, yeni demledik. Ondan içseniz. Ay bunların ikisi de birbirinden sıkacağı. 40 yılda bir gelmişim kız istemeye. İçeceğim, güleceğim, eğleneceğim tabii. Değil mi Tahsin Bey? Estağfurullah, tabii. Buyurun, buyurun. Tahsin Bey, laf aramızda yaşınıza göre köylan gibisiniz maşallah. E ne de olsa eski toprak. Süheyla teyze, buyurun rakınız. Bir şey soracağım ben. Hiç kaset çıkarttınız mı? Yani çıkardıysanız hangi firmadan? Ay dur çocuğum, önce bir içeyim şöyle. Ay. Ay. Ay kendime geldim. Daha doğrusu geliyorum. Şimdi kendime geldim. Tahsin Bey. Süheyla teyze, evet. Ben size bir Türk kahvesi yapayım mı? Hem adettendir. Ay sen de kendini iyice gelinlik kız havasına soktun. Asıl sen kaç yaşındasın? 29. Hiç göstermiyorsun. Bana göre 35'ten aşağı değilsin sen. Ay, var ya bayılırım dobra insanlara ya. Fakat güzel kız. Şimdi ne lazım? Güzel kız. İyi ki köy yerinde değiliz. Ne başlık parası verirdik, ne başlık parası verirdik. İster arabaya koş, ister tarlaya koş. Çok amaçlı kullan. Sapa sağlam. Çok güzel. Ne? Bak yine teyzemin espri yönü burada ortaya çıkıyor. Teyzeciğim sahnede değilsin. Bak hatırlatıyorum sana. Süheyla teyze, ver kadehini, bir rakı koyayım sana. Sağ olun ha. Bir şey soracağım Süheyla teyze. Siz nerelerde çıkmıştınız sahneye? Beyoğlu'nun arka sokakları. Tarlabaşı. Yapmayın teyzeciğim, bakın. Yapmayın böyle espriler, ciddiye alacaklar sizi. Yapmayın, ne olur yapmayın. Kim ciddiye alırsa alsın, yeter ki Tahsin Bey hakkımda kötü düşünmesin. Ben başka şey istemiyorum. Değil mi Tahsin Bey? Üstüme iyilik, sağ ol. Tabii ailelerin anlaşması çok önemli, değil mi teyzeciğim? Ay aileleri Allah aşkına. Tutturdum da aile aile değil. Hem siz niye evleniyorsunuz kuzum? Niye evleniyorsunuz? Evlilik kadar saçma bir şey olamaz. Bak, aslan gibi adamı bulmuş. Kadına bak, arpacık kumrusu gibi düşünüp duruyor. Estağfurullah. Yalan mı güzelim? Sen de gençliğinde çıtı pıtı hoş bir kadınmışsın. Ama şimdi böyle gözlerini devir devire bana bakıyorsun. Bilmiyorum ya. Ya gelmeyeyim, sıkılırım dedim ama iyi ki gelmiş. Olaya bak ya. Niye bakayım ayol? Şu bana bak, kıskanıyor musun yoksa? Niye kıskanayım Süheyla? Kocam bana bakıyor diye. Oo, Süreyya teyze.
Dikkat et, çarpmasın ya. Ben alışığım, sen kendine bak. Ben zaten çarpıldım bu gece biraz. Oo, aileye bak. Uzun yine iyiymiş vallahi. Evet, teyzem de burada olduğuna göre efendim biz Aslı'yı istiyoruz. Ne diyorsunuz? Esas konu bu çünkü. Durun ayol, ne aceleniz var? Durun ayol. Her ne kadar hanım hanım oturuyorsan da bakalım benim yeğenime müsait misin, uygun musun, değil misin? Ayrıca bizde adettir. Kızı hamamda görür, beğeniriz biz. Seni hamamda görmem lazım. Ha, o zaman Aslı'nın hiç şansı kalmaz Süheyla teyze. Ay Allah, seni kahretmesin Volkan. Ne hamamı ya? Cem, ben var ya düşünüyordum Sinay'dan adam çıkmaz diye, bak çıkmış işte. Süheyla teyzem, güzelim, sık görüşelim. Yine teyzemin latifelerinden biriyle karşı karşıyayız. Ay ne latifesi be sevimsiz. Peyniri bile tattırıp veriyorlar adama. Tabii ki göreceğim. Sen oynar mısın? Ne oynar mıyım? Pişpirik. Allah Allah. Tahsin Bey, sizin gibi nükteden, zarif bir beyefendiden böyle bir kızın çıkması hayret bir şey. Herhalde anaya çekti. Evet efendim. Annesine çekti. Onun için bu kadar mükemmel bir evladım var benim. Oynar mı? Ha? Bakın bizim ailede adettir. Bir kız güzel oynamadı mı biz onu gelin almayız, o bizim için fostur. Benim kızım Cengi mi ayol? Hayır. Yerim o göbeğini ben senin. Eski adamlar böyleydi. Hoştu ama karıları kıymetini bilmezler. Teyzeciğim, ben sizinle şurada bir özel konuşabilir miyim? Konuşamazsın. Konuşamazsın. Dansım geldi. Dansınız mı geldi? Evet, dansım geldi. Önümde kadehim, karşımda Tahsin Bey. Oynamazsam çıldırırım. Ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Tahsin. Sen de yüz veriyorsun ama. Ya, ne oluyor ayol? Ayıptır İfa. Seninle tanışmak güzeldi Cem. Saçmalama ya. Bak, her şey normalmiş gibi davran, tamam mı? Çılgın teyze hesabı. Başka çaremiz yok, Aslı. Yahu ne güzel gece. Tahsin Bey, benden bir tango oynar mısın? Bu müzikle mi? Her müzikle. Sağ olun ben oturayım böyle. Ay Sela teyzeciğim, lütfen bana kanto örtür müsün ne olur? Kanto, gel. Aslı, benim artık ekstra bir şey yapmama gerek yok yani. Bu uzunun dünyada eşi benzeri yok ya. Tikleriyle olsun, akrabalarıyla olsun. Gel gelin. Gel biraz oynayalım. Fakat ne kadar güzel geçiyor değil mi akşam böyle? Hey tamam geliyorum ben. Genellikle böyle iki aile tanışınca çok soğuk olur. Fakat bizde maşallah hemen kaynaşıldı. Hadi hadi gel. Tamam. Gel. 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 Allah boy vermiş. Süheyla teyze, oynarken kırılmasın bu. Bir, iki, üç. Sağ ayakla başım. Bir, iki, üç. Kanto yaparken erkeğin gözünün içine bakacaksın. Aynı haliniz varsa görün. Sevemez, 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 sevem
Süheyla Hanım. Orada oynayın efendim. Burası da. Ben her yerde oynarım. Onu oynayamayan gelinlere söylesen. Tahsin Bey, gel. Gel Tahsin, gel. Tahsin mi? Olmaz. Ben ısrar etmeyin. Ben yapamam. Ölümü gör. Bak ant verdim. Süheyla Hanım yapmaz. Tahsin öyle şeyler sevmez efendim. Teyze, sen beni al. Ben her şeye razıyım. Allah aşkına ne olur. Ay yerine. Seni ne yapayım kızık? Tahsin Bey, yakında dünür olacağız. Bak yemin veriyorum, ölümü gör. İsrarlı olmaz böyle şeyler. Yapmayın, rica ederim. Ölümü gör Tahsin. Bak yemin verdim, gel. Gel. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Haydi! Göster. Ya Fatoş, rakçı biraz gizemli olur. İkide bir göster göster ya. Kırma şu kadını ya. Gösteriver canım. Ya vallahi utanıyorum artık ha. Israr ediyoruz. Hadi. Lütfen. Peki o zaman yoğun istek üzerine. Bakın dayadaya bakın. Ay. 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 Çok güzel. Ya aman dikkat, şayka görmesin. Erkekte dövmeye zaafı var. Aman nereden görecek o canım? Tanrı verdi. Çok acıdı mı yaptırırken? Ne diyorsun? Gözüm karardı ya. Abartma ya. Ben de yaptırmıştım canım. Üstelik beni hiç etkilememişti. Ya sen nokta yaptın Kubil abi. Ben gitar. Arada biraz fark var yani, değil mi sonuçta? Oy. Ne zaman yaptırdın onu? Ha? Ha kardeşim. Ne zaman yaptırıverdin onu? Aa, acıdı mı? Oy, oy. Hadi, tanrı verdim. Güreşi şampiyonası Tanrı Verdi'nin dövmesini görmek için düzenlendi. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Ay boş ver, eğleniyoruz işte ya. Hadi şimdi yenilmeyen bir tek Cem olduğuna göre Tanrı Verdi ve Cem. Ben Cem'i tutuyorum. Sağ ol canım. Rica ederim. Arkadaşım kimi tutacağım? Vay be, vay dostum benim be. Ay sizin bu dostunuz da öldürecek beni. Fırtına öncesi sessizlik. Ne demek o? Ay Tanrı verdi, sonra da kızlarla bilek güreşi yapsın. Bakalım ofisin şampiyonu kim? Ben şahsen kendime çok güveniyorum mesela. Tanrı verdi elini tutacak aklı sıra. Ya hazır mısın? Hazır. Bastır. Yeneceksin lan, adam bahsetme. Yenileceksin. Vallahi kafayı atarım sana. Ya Burhan abi bak, güreşte, bilek güreşinde iyiyim. Cem abi yendim, Kubilay abi yendim. Sana mı yenileceğim? İnandırıcı olmaz ya. Ay. Abucumun çak bilmiş çaycısı. Çaycı, yenileceksin. Şahika Hanım'ın gözünde beni yenisin edeceksin değil mi? Gözlerim bulandı lan böyle bağırırken. Yenileceksin lan. Ya Burhan abi, diyelim ki ben sana yalandan yenildim. Ötekilerden birini yenilirsen ne olacak? Yok vallahi ben Burhan'a yenileceğim. Eşyalarımı sana ondan kaldırıp yerleştirmesi karşılığında anlaştık değil mi? Hay anladım. Burhan'ım da gelmiş. Burhan, sen de bilek güreşi şampiyonumuza katılacak mısın? Katılmaz mıyım Şahika Hanım? Tabii ki katılacağım. Benim kol kaslarım acayip güçlüdür. Gel Tanrı Verdi. Yok ya. Önce en güçsüzünden başlayacaksın. Hadi yaprak, hadi bebeğim. Ama ben yapamam ki. Benim kollarım çok ince, acıyor. Ama kural bu. Oyun bozanlık yapma kız. Vallahi seni hayat enerjimle döverim. Ha! Gelmiş. Ya yaprak, vallahi canını acıtma Nizam. Gel. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Bir.
2 3 Hadi yaprak. Bravo. Vay be, bravo be. Bravo. İlk defa birini yendim. Ay Burhan'ım, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün be. Yaşını bile yenildin kız. Kız mı? He kız. Kız, yenildin kız. Ay öldürüyor bunun konuşması beni. Nasıl yani? Ne var benim konuşmamda? Daha açık olabilir misiniz lütfen? He olabilirim. He olabilirim. Ay Burhan'ım yerim ben seni ya. Bravo Burhan. Bravo. Vay Burhan. Ya bu adamın ne kadar acı bir kuvveti var. Pes. Ayol yaprağı niye yenildin o zaman? Kız üzülsün istemedim Şahika Hanım. Kibar bir insanım. Nişantaşı çocuğuyum. Eski İstanbul tirbiyesi diyelim. Tirbiyesi mi? Tirbiyesi diyor ya. Eski İstanbul tirbiyesi diyor. Ya siz benim konuşmamla dalga mı geçiyorsunuz Şahika Hanım? Burhan Bey abartıyorsunuz ama sizin gayet tatlı bir şiveniz var. Tabii canım bence de sempatik bir yerde. Ama Şahika Hanım sempatik bulmayı, gülünç buluyor. Hep dalga geçiyor benimle. Şahika her şeyle dalga geçiyor. Burhan Bey tarzı öyle. Ama benim Türkçeyi de perfect bir aksanla konuşmam gerekiyor. Öyle anlıyorum. Demek ki şehirli dış görünüşüm ve avantgard giyim tarzımla bazı harfleri yutmam uymuyor. Diksiyon dersi alın Burhan Bey. İdris mi? Kaça olur o? Bence en güzeli kendiniz çalışın. Mesela kalemi ağzınıza alın, öyle konuşun. Çakıl taşı da iyi derler. Çakıl taşı mı? Şimdi çok eskiden filan büyük bir düşünür böyle düzgün konuşmayı öğrenmiş. Bir iki tane böyle çakıl taşı alacaksınız ağzınıza. Tekerleme söylüyor, söylüyor çalışacaksınız. Çakıl taşı. Güzel fikir. Hem de bedava. Güzel. Olabilir. Acaba bu dövme mürekkebi bildiğimiz mürekkep mi? Tanı verdi kardeş. Sormadım, bilmiyorum valla. Aa, çok enteresan. Hayır, dikkat ediyorum. Ya o kaslar hareket ettikçe gitar dalgalanıyor ya. Güle güle kullan, tanı verdi kardeş. Ah Fatoş Hanım, çok merak ediyorum. Meraklı bir tipim. Gerçekten düşünceleriniz benim için çok önemli. Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Şu arkamdaki duvar mı? Evet. Aa, böyle iyi ayol. Aa, ne oluyor orada? Bir şeyler oluyordu. Ne oluyor? Sanki dal sarkıyor, kartal o anda kalkıyor. Ya da ikisi bir arada hareket ediyor. Ya da kartal kalkıyor, onun bir ağırlığı var. Ağırlık olduğu için dal... bir sarkıyor, onu olabilir yani. Neyse, ben köşeme gideyim. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Ortada da Burhan'ın şişesi. Siperi diyelim. Bu odasında gizli gizli içki mi içiyor? Vallahi alırım paçasını aşağı. Arkadaşlar, kristal objektif ödülü almışım. Yılın en iyi siyah beyaz fotoğrafı. Ah, tebrikler. Tebrik ederim şekerim. Hangi fotoğrafla? Yok, bu dergide yayınlanan bir fotoğrafla değil. Bu hani benim bir nü serisi vardı ya, onunla.
Aa, hatırlıyorum. Aslan gizli çektiklerin. Nasıl? Ya Cem geçen sene new modellerle kendisi için sürekli siyah beyaz çalışıyordu ama sana söyleyemiyorduk. Hadi ya. Sağ ol Yaprak. Ya şimdi siz ayrıldınız yani o yüzden bir sakıncası yok diye ben şey yap. Bak bak bak, fırtına öncesi sessizlik. Ne alakası var Şahika'ya? Yorgan gitmiş, kavga bitmiş. Bakayım Cem'cim fotoğraflara. Aa tabii dur. Bakayım bakayım, getir. İşte bu benim en sevdiğim mesela. Hoş, çok hoş. Çok yani estetikle çıplaklığın çok güzel. Sonra bir ara ben bir fotokopi alabilir miyim bunlardan? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.